Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yine günlerden bir boyama günü ve videonun başında da gördüğünüz gibi ben normalde öyle PUBG oynarken böyle bir story atayım dedim ve sonra DM'ler gelmeye başladı. DM'ler geldikten sonra da ben bunu PUBG ile paylaştım. Sağ olsun o da bize çok güzel bir kıyak yaptı ve bize iki tane ürün kargoladı. Bunlardan bir tanesi Xbox, bir tanesi de PlayStation 5 kolu. Ben bunları boyayacağım. Boyadıktan sonra da sizlerden birine hediye edeceğim. Şimdi bu uzun sürecek biliyorsunuz. Uzun süren önce bir malzemelerimi alayım. Ara ara zaten yine boşlar yapmış olacağım. Hediye etmeyle alakalı da detayları zaten birazdan anlatacağım. Ben bir önce malzemelerimi alıyorum ve ondan sonra yardırıyoruz. Let's go. Ya takıldığı yere bak. Zeynep yardım et bana, gel buraya. Şu cımbızı al tatlım. Şunu iteri iteceksin. Hayır, aynen öyle tuttun düz. Aynen süpersin. Vallahi her adamın arkasında kadın var. Gelip bir şeyle söktü değil mi? O kadar basitmiş. Bir öncekinde şöyle bir hata yaptım. Ben bu silikonları yırttım çekerken. O yüzden şu an silikon kısmına daha dikkat edeceğim. Çünkü ben ilk PlayStation 4 kolunu boyadığımda silikon yırtma muhabbetine bana böyle DM geldi. Şunu hatırlamamam abi, kusura bakma izliyorsan. Adam bütün PlayStation kafedeki PlayStation kollarını benim video izleyerek boyamış. İşte Trabzonspor'a, Beşiktaş renklerine, Fenerbahçe, Galatasaray renklerine boyamış. Ve ondan sonra da teşekkür etmek için numaramı istedi. Şeyi de görmüş silikonu yırttığımı. Ben paylaşmıştım. Daire çalışmıyordu. Bir paket bana silikon, vida bilmem ne falan gönderdi. Onun için tekrar teşekkür ederim. Böyle almış olayım. Yani abi izliyorsan bak, bu silikonu çekiyorum. Ama inanılmaz şeydi böyle. Çok mutlu olmuştum yani. Ben bunu sökmesem. Ya şimdi normalde şöyle. Benim taslak ve boyayacağım esas kısım burası. Arka tarafına degrade geçiş yapacağım, tamam mı? Buraya yapmam için bu tek parça olması benim inanılmaz işime yarıyor. Şimdi PlayStation 5'te şöyle bir sıkıntı var. Normalde 4'te burası söküldüğü zaman zaten kullanılmıyordu. Söküyordu ama benim buraya da bir çalışmam var. O yüzden burayı sökmek istemiyorum. Aslında şöyle kalsa en azından burada yapacağım taslağın devamlılığı mantığında çok işime yarayacak diye düşünüyorum. Aslında bunu böyle bırakıp arkasını bantlarsam hiçbir şeyi engellememiş olurum. Bunu alamıyorum. Bunu alırsam zaten bunu vidasını söküp alabilirim. Bu şekilde boyayayım. Taslak atarsam daha rahat olur. Okey. Bu şekilde. Burayı hızlıca toparlıyorum. Boyama evresine geçiyoruz. Ne yapıp ne edeceğimi anlatacağım size. Burası bir kaotik. Hadi dönelim. We'll be right back.
Evet, şimdi alt tarafı yaptım. Arka taraflar dediğim gibi degrade oldu. Böyle açık maviden koyu maviye geçecek, inecek bir şekilde. Şöyle bir sıkıntı var. Şunları bir çekeyim burada. Şimdi ben burada sprey boyayı bastım ya. Şöyle bir olay var. Tamam mı? Bizi kayda başladığımızda burası bu renkteydi. Şu an böyle renklerim var. Ve haliyle ben bunu içeride yaptığım için şu an bu renkler her yerde. O yüzden ben 2 dakika içeriden villadayı alıp geri silmem lazım. Çünkü eğer bunu Zeynep gelmeden yapamazsam muhtemelen hepimiz burada 2 dakikaya geliyorum. Kollarım da ıslandı bak. Kollarım ıslandı. Kanıt peşindeyim. Olur da derse ki her yeri boya yaptın. Ben diyeceğim ki bak videoyu çektik. İnanmıyorsan. Önce duruluyorsunuz. Gördüğünüz gibi bakın. Çok şık. Sonra bunu dry yazan kısma bastırıp bir kere çekiyorsunuz. Şurayı 2 dakika hallediyorum. Böyle. Güzel güzel. Buradaki önemli kısım şu arkadaşlar. Bakın. Burada mesela parkelerin hizası bu şekilde ya. Şimdi ben bunu böyle yaparsam iz kalıyor. O yüzden parkelerin hizasına doğru yaparsanız iz kalmamış olacak. Sen bir saniye ayaklarını çek. Sen kendini köşeye sıkıştır kanka. Tripod gibi davran kendine. Ben şuralarda diyeyim. Sen kal orada. 30 saniye kuracak zaten. Çok yoruldum lan. Daha yorucu. Geliyorum şimdi. Şimdi villadamız bittiğine göre esas iş yani işin en civcivli kısmına başlıyoruz. Şimdi bunları zaten boyadık. Bu arka planla çok fazla işimiz yok. Bunun sonraki aşama. Şimdi biz neden kolları bu renge boyadığımızı anlatacağım. Ve neden üstünde yazan tişörtü videonun başından beri görüyorsunuz zaten. Sektiğini sanmıyorum. Neden PUBG ile alakalı video yaptığımızı biliyorsunuz. Şimdi olay şu. Bizim iki tane tasarımımız var benim yaptığım. Tamam mı? Böyle bir tasarım yapmamızın sebebi PUBG'de Weekend haritasının güncellemesiyle oluşuyor aslında. Madem bir şey yapıyoruz en azından hem güncel olsun hem de PUBG'de benim size bir hediyemiz olsun. Çok da güzel bir anımız olsun gibisinden yola çıktık. Ben şöyle bir şekilde ilerlemeye karar verdim. Ne var abi Weekend haritasında? Hemen Xbox tarafına geçiyorum. Bir tane teleferimiz var. Teleferimiz var mıydı? Yoktu. Artık bir teleferiğimiz var. Teleferik eklendiği için teleferiği mutlaka kullanmak istedim. Bu arada bunu anlatmanın sebebi bir tasarım mantığında yola çıkarsanız diye söylüyorum. Mesela bir şey tasarlayacaksınız, ne yapmanız gerektiğini aslında küçük bir trikleri gibi düşünelim. Neden Snow Mobile'ımız var? Daha öncesinde aslında Weekend haritamızda Snow Mobile vardı ama onu kaldırmışlar. Niye kaldı ben de bilmiyorum, ne de bana sormayın. Tekrardan geri koymuşlar. Biz turuncu olanı elde ettik. Turuncu ve turkuaz tonlarına böyle tatlı bir şey yapmak istiyorum. Hatta trenimiz var. Trene bir de arabayı sokuyorsun. Her şeyi geçtim. Bir tane de şeyimiz var. Bu demir levyemiz var. Olmadı. Levyemiz var. Levyeyi taşıyorsun. Levyeyi de kilitli kapıları kırıyorsun. Daha kıyak ekipmanları lootlayabilmek için. Doğru kelime loot. Aynen. Her zamanki fix başrol karakterimiz. Olmazsa olmaz benim için. PUBG Battleground dediğin zaman diyorum ki abi bu karakter yani ne? Arkada dağlarımız var. Haritayı temsilen. İşte yukarıda karlar yağıyor. Alt tarafta kar tarafı, alt tarafta karlarımız var. Weekend Reborn'da ayak izleri var. Ayak izlerini buraya oturtmak istiyorum. O sadece kafamda bir şey şu an. Net değil. Ama duruma göre hareket edeceğim. Çam ağaçlarımız falan var. Böyle güzel bir şey yaptık. Buraya drop koyduk falan. Bu şekilde ilerledim yani. Güzel bir harita. Güzel, eğlenceli ve şık olmuş. Daha böyle eğlenceli bir kıvama getirmiş. Ben de oradan yola çıktım abi. Dedim ki madem böyle bir şey yapacağız. Kış ayındayız. Kışla alakalı bir şey yapmam. Ne var? Weekend var. Yükle ortaya mı çıktı? Terledim. Gerçekten terledim. Onur her yere ışık koydu. Buraya koydu. Orada her yerde ışıklar var. Böyle işte sağlı sollu yanıyorlar yani. Böyle. Ben okeyim. Siz de okeysiniz. Adamın beli burada kramp oldu şeyle. Hala gimbal'a dolaşıyor. Mesela arkada dans ediyor şu an ama hiç hareket yok çünkü. Gimbal boy. Çünkü gimbal boy. Neyse çok baş yaptık. Boş yapmaya devam edeceğim bu arada. Tasarımımız bu. Buna olabildiğince sadık kalacağım. Çünkü alanım çok minik. Minimal çalışacağım. Kullandığım boyalardan, kayanlardan bahsedeceğim neden onunla alakalı şey yaptığımı. Bu şekilde ilerleyeceğiz. Olabildiğince aynısını buraya aktaracağım. Alnımın akı teriyle yapacağız. Bana dediler ki benzersiz kış. Ben de dedim ki madem benzersiz kıştan yola çıkıyoruz ben de iki tane benzersiz gamepad yapıyorum. Bu da bizim kendi benzersiz kışımız olsun. Hadi let's go boyuyoruz. We'll be right back.
Hazırsan gelebilirsin, biz kayıttayız. Geliyorum abi hemen. Oğlum. Ne yaptın? Dur! Durdurman lazım. Niye böyle bir şey yaptınız şu an? Abi havalı bir giriş olsun istedik. Burayı nasıl havalandıracağız? Herkese ben... Neyse kesmeyelim, bari eğlenceli olsun. Koşturma evet, arkadaşlar. Havalandırmayı nasıl yapacağımızı sormuşsun abi. İkinci gün keşke dün sabaha kadar çalışsaydık da bunlarla uğraşmasaydım ya. Gerçekten ya, bir ekip var, Allah kahretmesin, başıma bela oldu. Arkada kelebek dansı yapıyor. Boyama kısmına geçeceğiz. Ama önce mutlaka şöyle bir havalandıralım. Şey diyordum, bilgi veririm, ne kalem kullanacağımı anlatırım, hepsinin içine sis bastınız yani. Emrah çok keyifli orada oturmaktan ama. Emrah umurunda değil değil mi hocam? Aç aç. Kimin o? Kimse değildi o. Biz hiç gıybet falan çevirmedik. Ben hayatımda bir kere gıybet yapmış bir adam değilim. Dur gelin bana. Neyse arkadaşlar, ara vermiş olalım bari. Dağlarımızı yaptık arka planda. Böyle incik boncuk şeylerle uğraşıyorum. Bu arada şunu bahsedecektim. Az önce sis bastıkları için bahsedin, dur dedim bari şey yapayım. Genellikle molotov kullanıyorum. Ara ara Edding'le poskalarım var. Ama molotovların da 1.5 milimetrelerini kullanıyorum. Bayağı çünkü küçük bir alan yaptığımız için haliyle. Minik minik işliyorum. Kulak pamuğundan destek alıyorum. Parmaklarından destek alıyorum. Her zaman hiç bizi affetmeyen bir fön makinemiz var. Burada bu fön makinesi normalde böyle yamuk değil. Ben bunu açık unutmuşum. Açık unutup böyle koymuşum ve sonra gitmişim. O da erimiş haliyle. Şimdi demezler mi sana o gürültüyü nasıl açık unuttun diye? Kulağımda kulaklık vardı. O yüzden de duymuyordum sesi. Ondan yani. Bu kısmı neden izledi? Niçin izledi hiç? Ha, bu gereksiz bilgiyi alın cebinize koyun. Belki bir gün çıkartıp arkadaş ortamında şaka yaparsın. Anladın mı? Belli. Arkada topa vurup vurup vurup. Her yeri mahvettin. Bilsin. Değil mi Emrah? Umurunda değil. Senin bir çenen açıldı orada, güzel mi gidiyor? Bakabilir miyim ben ne yaptım? Tabii orada ki bakabilirsin bak. Ha, iyi güzel gidiyormuş. Ondan çenen açıldı. Yoksa kötü olsa asla burasından ter damlar. Ben hiçbir videomda terlemedim. Haberim de iş yapıyormuşsun lan. Ama çalışıyorum diyorum. Aa, ben burada boyalardan laptopu falan hiçbir şey görmüyorum. Şey bulmaca falan çözüyorsun sandım. Allah
Hep parkeye bakıyoruz. Gerçekten. Neyse böyle takılıyoruz abi, biz keyfimiz yerinde. Umarım sizin de keyfiniz yerinde de tabii ki. Ama ne yapıyorsunuz? Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmuyorsunuz efendim. Bu dünyanın en önemli şeylerinden biri. Bildirim açın. Aynen aynen. Neyse arkadaşlar, ben boyamaya devam edeyim. İşimiz uzun. Kuruyor muruyor falan filan. Arada yine boş yapmaya devam ederiz. Öpüyorum sizi. Size iyi seyirler efendim. Ben de yardırayım. Evet, bir boyama videosundan sonuna geldik. Elimde iki tane çok tatlı gamepad var. Bunların bir tanesi Xbox, bir tanesi de PlayStation 5. Ve tabii ki de başta da söylediğim gibi bunlar size hediye olacak, içinizden birileri. Ama bunun için detaylar aşağıda link olarak ya da yorum olarak mevcut. Size bırakıyorum. Tabii ki de olumlu olumsuz eleştiriniz her zaman açığım. Artık beğenip beğenmek size kalmış efendim. Ayrıca da PUBG ailesine hem Grafiti hem de bu videoyu desteklediği için çok ama çok teşekkür ederim. Benden bu kadar. Seviyorum sizi. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım keyif almışsınızdır. Biz çok keyif aldık. Biz çok eğlendik. Herkesin eline emeğine sağlık efendim. Başka videolarda görüşmek üzere. Öpüyorum sizi. Bay bay.